Şimdi bu çocuklar dedi ki biz bir şey yapalım. Ne yapabiliriz? Ve karar verdik. Dedi ki o tam bursundan ayrı her ay ceplerine konmak üzere bir 400 TL vereceğiz. Burs parası vereceğiz. Tam burs alanlara. Bu güzel bir teşvik aslında. Hayata getirildi geçirildi var. mi hocam? Geçirildi tabii başladık. <laughs> Kayıtlar başladı. şimdi Haziran'da da diğer ilkokullara sınav veriyoruz. Diğer ilkokulların girdiği sınava bizim ilkokulumuz da girebilecektir. Hı. O imkanı vereceğiz onlara tekrar vereceğiz. Girişin yarışsınlar. Yarışmadır bu. Göreceğiz. Onlar nasıl gittiler? Ona göre onlar da burs alacaklar tabii ki. Yani burs çok. Çok O için yani ben hep söylerim. Orta lisede diyorum. İlkokulu için bir şey söyleyemem ben. Hı hı. Onu Hasan Bey lazım size söylesin. Hasan Hüseyin Bey. Orta liselerdeki gelirimize baktığımda burslardan dolayı biz karda değiliz. Hı, hı Üniversite beni takviye ediyor hemen. Etmese yandım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun Suat Bey'i <laughs> takviye ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öğretmen bulmak kolay değil. değil. İngilizce ders verecek size. A-level ders verecek. Hele size kolay mı sandınız? Siz çok çalışmayı ister. Öğretmen de çocuklar bir çalışır, uğraşır, ölür, biter. E şimdi böyle öğretmenler ders yapar da güzel aslında. Hı hı, Başarıları yüksek çıktığı sonra tabii ki mutlu oluyoruz bizler de. Burs durumumuz gibi böyle. Ama ee, Tam burs alan pardon burs alan çocuklarımız orta biride hı hı. bursları 7 yıl devam ediyor. Bu da ne güzel. Yani diyelim ki Başarısız orta ikiye geçtiğinizde durumunda. çocuk 10 üstü 10 değil 9 üstünden pardon 10 üstünden 10 değil de 10 üstünden 8 aldı diyelim. Hı hı. Değil mi? Onun bursu devam ediyor yine. Hayır bu devam etsin diyoruz. Başarısız evet. olduğu halde bursu evet. devam ediyor. Evet ediliyor. tabii o çünkü tam burs almak için yüksek puan almanız lazımdır nitekim iyi oldu bu kararımızda. Daha sonra düzeltiyorlar çocuklar kendilerini zaten. Öğrenci de bu. Bilseniz 14 yaşa kadar, 15 yaşa kadar bir blue çağları var bunların. Bu yani bir bunalım çağıdır. Ondan sonra başka bir bunalım çağı başlar biliyorsun. Blue çağla gençlik çağı, deli çağlar başlıyor onların. <laughs> evet. Onun için bunları dikkate alaraktan biz anlayışlı hı hı. davranıyoruz eğitimciler olarak ve devam ettiriyoruz o burslarla. Siz de. projelerinizi Suat Bey e yazılı olarak mı sunuyorsunuz yoksa arkadaşlarınıza bir binayet... Arkadaşla konuşuyoruz. Karşı konuşuyoruz <laughs> projelerimizi. Evet. Tabii otururuz, sohbet ederiz. Evet. Valla güzel fikirdir. O bir şey söyler insan bize. Aa, bu, bu güzel fikir biz. Oturalım çalışma yaparız. üzerinde. Sonra arz ederiz kendilerine tabii ki evet. şeyimizi, projemizi. İyi iyi gidiyoruz. Çok şükür şey olsun. Güzel. Memnun, memnunum ben. Memnunum. Peki. Çok memnunum. Peki, 3. dünya ülkeleri öğrencilerinden de bahsedelim Tabii ya. Şimdi bize bir müddet malum Kıbrıslılar vardı Londra'da yaşayan Kıbrıslılar. <laughs> Onların çocuklarının bir kısmı bize geldiler. Evet. E, çünkü Kıbrıs'tan kopmak istemiyorlar aileleri. Orada doğmuş, orada büyümüş. <laughs> i̇lkokulu orada okumuş. Böylece onlardan bir miktar öğrencim vardır benim. Tabii şu farkla çıkıyor yalnız. Şimdi İngiltere'den gelen çocuklarımızın İngilizce güzel, mağazası güzel, pratiği güzel. Grameri zayıf. Bu çıkar karşına. Şimdi ben ne yapacağım? Mecburen ne yapıyorum biliyor musun? Orta bir de çocuklar bize girdiklerinde biz onların kendi işlerinde İngilizce'ni bir deniyoruz. <laughs>